Biz çok şanslı bir nesiliz. Galatasaray camiası olarak tabii rakiplerimiz şanssız demiyorum. Onlar da değerli. Galatasaray için genel anlamda yani ulusal anlamda bazı kırmızı değerler var. Bunlardan önde geleni TC pasaportu sahibi milletimiz, milletimizin oluşturduğu devletimiz önce gelir. Kırmızı çizgimizdir. Camiye olarak kırmızı çizgimiz ise hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem kurucu başkanımız Ali Sami Yen'dir. Bizim için iki kırmızı çizgidir camiye olarak. Ve biz şöyle düşünün, hepimiz az çok lise okuduk. Lisede oturuyorsunuz, 3-4-5 arkadaş, 17 tüzüğe göre sonra toplamda. 3-5 arkadaş bir Ekim günü dersten önce bir takım kuralım diyorsunuz. Bir takım kuruyorsunuz. Zorlukla ki o dönem yani 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi bile risk. Ve o 5 kişinin kurduğu oluşum bugün dünyada 100 milyonca yakın sempatizanı olan bir cami haline geliyor. Ben tabii eleştiri için demiyorum. Batı'daki kulüplerin tarihini incelediğimizde İngilizler hariç kurulan büyük kulüpler mevcut şu anda bildiğimiz İngiltere hariç çoğunun yabancılar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Türk kulüplerinin üstünlüğü bir anlamda burada. Nasıl Kemal Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir demişse bizim Türk kulüpleri de en başta Galatasaray tamamen Türkler tarafından kurulmuştur. Bu çok önemli tarihi bir tespittir. Sosyologların incelemesi gerekir. Şu anda da zaten ülkemiz tam bağımsızlık için müthiş bir mücadele veriyor. Bu anlamda biz ulusal anlamda milletimizin ve devletimizin yanındayız cami olarak. Bunu söyleyeyim. Bu camia öyle bir camia ki milletçi ve devletçi olduğunu Kurtuluş Çanakkale Savaşı'nda mezun veremeyerek yaptı. Düşünün 16-18 yaş aralığında yüzlerce şehit verdi lisemiz, kurucu lisemiz. Bunun göz önüne alınarak insanlarımızın birbiriyle rekabet içinde sportmence mücadele etmesini, fair içinde, dürüstlük içinde, doğruluk içinde, doğruluğunuz, dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak adlandırılsa da bir adım geri atmamanızı, dik durmanızı istiyorum. Bazen bazılarınca görülüyor tabii, bu herkes tarafından değil. Ben ezici çoğunluğun hala doğru, dürüst, savaşçı ve fair bir karaktere sahip olduğunu inanan bir insanım. Ona inandığım için de bir sivil toplum örgütü olan çok değerli Galatasaray camiasına hizmet etmeye çalışıyorum. Tek neden de budur. Ben görevde bulunduğum 2,5 yılı aşkın süre içinde hiçbir zaman hiçbir camiaya, yani buna sadece İstanbul'daki değerli rakiplerimiz değil, yani Malatya'da, Kayseri'de, Edirne'de dahil laf etmem. Hepsi benim kardeşim. Biz yan yana büyüdük. Birlikte tribünlerde de birlikteydik. Hala benim için öyledir. Benim çok değerli arkadaşlarım vardır. Çok sıkı Fenerbahçeli, çok sıkı Beşiktaşlıdır. Hiç rahatsız olmam, mutlu olurum hatta. Ben yöneticilerin özellikle söylemlerine dikkat etmesini rica ederim. Ama herhangi bir rakibimiz bizim camiamız aleyhine herhangi bir laf ederse de ben susmam. Öbür yanağımı çevirmem. Gereken cevabı veririm. Bu yanlış anlaşılmasın. Ben camiam tarafından eleştirildim. Neden Beşiktaş'ımız diyorsun? Neden Galatasaray'ımız diyorsun? Fenerbahçe. Ben Malatya sporumuzla derim. Eskişehir sporumuzla derim. Samsun sporumuzla derim. Ve bununla onur duyarım. Çünkü onlar olmadan biz olmayız. En büyük parça biziz. Bugün Türkiye'de en büyük parça biziz. Ben bunu kişileri veya diğer takımları ezme anlamında söylemiyorum. Bu bir realite. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. %45'e yakın. Yani biz Türk sporunun,
Türk futbolunun lokomotif gücüyüz. Katarıyız. Diğer iki rakibimiz de öyle. Trabzon'u da katabiliriz buna Anadolu temsilcisi olarak. Bunun bu çok güzel bir şey. Batı'da olmayan bir şey. Şehir devletlerine bölünmüşler. Cemaatsel, ırksal ayrımlar var. Biz de öyle değil. Aynı aileden. Baba, anne, kardeşler farklı takımlardan olabiliyor. Sadece renk beğeniyor. Bu bir güzellik. Yani çok camialar aleyhine konuşmamak gerekir. Genelleştirmemek lazım. Yani bir yönetici, ne bileyim ben, tavladan pul çalıyorsa, doğru oynamıyorsa, o onun sorumluluğu. O bulunduğu camiayı bağlamaz. O camiaların kendi içinde hesaplaşması gereken bir konu. Ya biz uyarırız, biz dürüst oluruz. O faul yapıyorsa biz yapmamalıyız. İki yanlış, bir doğru etmez. Sen bir ailedensin Mesut. Annenle de tartışıyorsundur, babanla da. Hatta günlük tartışmıyorsan zaten robotsun. Yani şimdi aile içinde böyle bir tartışma da olmadı. Ben de gördüm onu. Ve nedense Yusuf'la Abdurrahim'e müthiş bir saldırı var. Özellikle sosyal medyada. Tabii bana bakıyorlar, ya bu adamın diyorlar bir ayağı çukurda, yakında ölecek. Buna fazla çatmayalım, şeye çatalım. Çünkü çok yanlış arkadaşlar. Yani bizim spor kulüpleri için söylüyorum. Özellikle kendi şahsım için değil. Ya şöyle bir şey yok. Yöneticiler kötü. Yöneticiler işte menajerlerle bilmem ne. Yani çok doluyum aslında. Spor kanunu da bu kafayla biraz hazırlanmış. Adam çıkıyor televizyona. Ya bu yöneticiler diye başlıyor. Ya yapma. Adamın gecesi yok, gündüzü yok. Üstüne harcama yapıyor. Bunu oturup söylemek çok ayıp. Ama tahmin edilmesi gerekir. Bunu niye yapıyor? Ve bizim Galatasaray başkanlarına bakın. Ben isimlendirmek istemiyorum diyeceğim. Hepsi, yani söylemeyeyim ama %80 iflas etti. Yani bu diğer takımlar için de geçerli. Niye böyle düşünüyorlar? Ve ben hala çözemedim. Yusuf'a niye saldırıyorlar? Abdurrahim'e. Benim 7 Mayıs'ta ameliyat oldum. Üst üste 10 gün sonra tekrar. Dünyada yok. Yani Galatasaray nasıl ilklerin ve enlerin takımı diyoruz. Başkanı da ilklerin ve enlerinden birini aldım. Bir sürü ilk beğeni var dünyada, bana ait ama şeyde daldım. Bıçak altında daldım. Allah büyük. Ben tevekkel tut hala Allah diyen bir mantıktayım. Ben anlamıyorum Abdurrahim ne yapsın. Ya o 3 aylık dönemde benim Yusuf'la Abdurrahim olmasaydı diğer yöneticilerim tenzih edeyim. Hepsi hala çarpışıyor. Niye bu saldırı? Yani benim de aksanım, ben bilerek bozmuyorum. Ben istesem 50 kere diksiyon dersi alırım. Abdurrahim'in aksanı biraz daha Rize'ye kayıyor. Ya buradan Yusuf'un bıyığına taktılar sen dedim. Badem bıyık yaptılar. Yani böyle espriler yapıyoruz. Yemin ederim anlamıyorum. Yani ve blok bir saldırı oluyor şeyde. Aynı saldırı bakıyorum bizim yazılı görsel medyada da söylüyor. Ya yapmayın. Ben hiç kimseye kin tutmam. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamam. Ama bu ülkede arkadaşlar, Cenab-ı Şahabettin de demiştir onu. Hugo'nun da benzer lafı var. Yani tevazu gösterirseniz, efendi olursanız sizi yumuşak zannediyorlar. Estağfurullah, buyurun rica ederim dediğinizde ulan bu adam hikaye diyorlar. Yani anlayın ne demek istediğimi. Ama ben nesiller itibarıyla eğitimle birlikte, Türkiye'nin bağımsızlık için verdiği bu savaşla birlikte belli bir refahtan sonra bu eğitimle de bunun düzeleceğine inanıyorum. İnşallah o da düzelir. Efendim Yusuf demiş ki futbolculara teklif yok. Abdurrahim Bey demiş ki futbolculara tersini mi? Evet dedi. Ya o adam kastederken bakın ben size önümüzdeki hafta çok açıklama yaptım. Dörtünü söylüyorum. Hala ön yargılarla bakıyorum bazen. Ön yargı. Ya bizim faaliyet raporunu okuyun, mali analiz yapın, şey yapın. Yoksa ne yapın? Yönetim beceriksiz. Bence de beceriksiz. Eğer sizin kastettiğiniz ben 20 tane alırdım. Ne var ki? Çekleri, senetleri imzalarım. Hadi eyvallah gider. Ne var bunda? Sorumluluk var mı? Yok. İsterse de ibra etmesinler diyorsun. Yani millet ibra olmadı ne oldu? Demek ki siz kendi içinizi ibra etmelisiniz önce. Yani camianıza karşı alnınız açık olmalı. Ben bunun için çalışıyorum. Gelecek yönetimler için.
İbra olayım diye değil, o anlamda söylüyorum. Yoksa ben ibra etmeyene de saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. Olabilir, bizi beğenmeyebilir, beceriksiz görür. Sen de yap diyenler var bazıları. Yani diyorlar, ya veli yapıyor, sen de yap. Yapamam, yapmam. Alasını bilirim ama yapmam. Sui misal, emsal olamaz. Yani kötü örnek, örnek olamaz. Bunu yaparsanız siz gelecek kuşakları mahvedersiniz. Onun için değerli arkadaşlar, Abdurrahim Bey'e, Yusuf Bey'e haksızlık yapılıyor, bunu söylüyorum.